Yazık, perişan olmuşlar. Abi sormaya fırsat olmadı hiç. Delia nasıl? İyi. Yani normal, nasıl olması gerekiyorsa. Bugün de dönüyor zaten. Sevindim abi. Şimdi nereye gidiyoruz? Merkezden devam edelim. Çok memnun oldum sizinle tanıştığımıza Zeliha abla. Zeliha yeterli canım. Demek çıkmaya başladınız ha? Şurada birkaç hafta yoktum. Tekin Bey hiç rahat durmamış. Ablacığım işte insan ne zaman aşık olacağını kestiremiyor ki. Allah muhabbetinizi arttırsın oğlum, ne diyeyim. İyi oldu böyle, bana da sürpriz oldu. Var ya, bence çok iyi anlaşacaksınız. Hadi radyoyu açsana Tekin'cim. Haber aç da dinleyelim. Ümraniye bugün berbat bir haberle uyandı. Evinde doğum yaptığı tespit edilen ve kanaması durdurulamadığı için hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki FP'nin tecavüz sonucu hamile kaldığı öğrenildi. Değiştiriyorum. Hayır, dur kalsın. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki mağdurun durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüpheli şahıs Tahir Bayar her yerde aranıyor. Şüpheli şahsın tecavüz mağdurunun annesinin sevgilisi olduğu öğrenildi. Allah kahretsin, bu nasıl haber ya? Kapatıyorum abla. Tekin, beni kanala bıraksana. Ya abla, daha bir saat önce uçaktan indin. Hemen işe mi gideceksin? Ya hem evdekiler bekliyor, gidelim eve, tamam? Tamam abla, tamam. Ya küçücük kız hamile kalmış. Hani bilmiyorum, şaşırdım diyorsun ya. Fark etmedim işte, ilgim yok. Gidin o adi herife sorun. Peki sen nasıl fark etmedin ha? Sen bir anlat bakayım bana, bir anlat. İnsan kızının başına geleni nasıl anlamaz ha? Anlamadım işte. Tahir nerede? Bilmiyorum. Kızım ameliyatta, rahat bırakın beni. Kızın olduğunu şimdi hatırladın değil mi? Sen dua et, Fadik ameliyattan çıksın, yaşasın. Yoksa senin bizden çekeceğin var. Çok özür dilerim Rıza baba. Hepinizden. Bak, yaptığım basit bir hata değil Ezgi. Adamlar bizi resmen yem diye kullandılar. Ne deseniz haklısınız müdürüm. Çocukluk arkadaşım. Fazla güvendim. Uyardım seni. Yine kafanın dikine gittin. Biliyorum. İsmail Aycan'ın yanında görene kadar hiçbir şey anlamadım. Şşş, tamam kızım, tamam. Senin Aycan ne dedi bu İsmail için? Kim diye tanıştırdı? Kocamın iş arkadaşı dedi müdürüm. Samimi gibilerdi. Kohra'nın işlerini dışarıda Aycan'ın yürütmüş olduğunu anlamış olduk. Baba, bu kadın bize tuzak kurup arkamızdan iş çevirdi. Yani buna polise karşı komple kurmak denir. Narkotik meselesini aşıyor bu iş. Üstelik İsmail'in Defne yaptıklarını da biliyoruz. Bu iş bu masaya düştüğüne göre hiçbirine hesap vermeden bırakmayacağız. Elimizde ne varsa, ne biliyorsak, ne buluyorsak üzerine gideceğiz. Tamam baba. Ezgi, olan oldu. Sen de topla kendini. Tamam, tamam Rıza baba. Baba. Heh. İsmail yine karşımıza çıktı. Nerede? Remzi'nin öldürülmesinde onun da parmağı olabilir. Anlatın, geçin hadi. Emin misin Zeliha'cığım? Hazır mısın yeniden sahaya dönmeye? Çok hazırım şefim. Bana bu fırsatı verirseniz çok sevinirim. O zaman aramıza hoş geldin. Seni tekrar burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeliha. Hadi. Hadi gidelim. Mahalledeki esnafla aileyle konuştuk. İsmail mahalleyi ele geçirmiş. Yapmadı, pislik kalmamış. Muhbirlerle de konuştuk. Mahalledeki bütün esnafı araca bağlamış. Remzi böyle adamlara pabuç bırakmaz. Haraç vermek istemediği için mi öldürüldü? Remzi karşı çıkınca diğerleri de ters gitmeye başlamışlar. Diğerlerine gözdağı vermek için Remzi'yi öldürdüler. Sadece
Araç mı yoksa uyuşturucu işini oraya da mı bulaştırdılar? Geceleri torbacılarını mahalleye gönderiyormuş. O çevrenin ipsiz sapsız gençlerini de yanına almış. Tamam da bunlar henüz söylenti sayılır. Delilimiz var mı? Remzi'nin öldürdüğü vakit İsmail'in adına kayıtlı bir araba mahallede görülmüş. Faili kendi arabasıyla bıraktığını düşünüyoruz. Nerede görülmüş? Kamera kaydı falan buluruz belki. Araştırıyoruz ama şu anda bulamadık. Çocuklar, iyi güzel birçok şey öğrendik. Ama masada bir kanıt yok. Savcılığa gidip şimdi böyle böyle olmuş diye anlatamayız değil mi? Teşkilatımıza hizmet etmiş bir adama bunu borçluyuz. Al şu dosyayı. Eliniz boş dönmek yok. Hadi gençler, göreyim sizi. Hadi. Hadi. Kanamasını zor durdurduk. Şimdilik iyi ama bilinci hala kapalı. İyileşir diyebiliyor musunuz? Öyle umuyoruz. Zor bir ameliyat oldu. Kendine gelmesini bekleyeceğiz. Peki bebek? Ölü doğdu. Yapacak bir şey yoktu. İyi görevler. Sağ olun. Ben kızımı görmek istiyorum. Beni rahat bırakın. Sen benimle geliyorsun. Uzat bakalım kolunu. Nasıl ya? Ne biliyorsam söyledim size işte. Sevim, uzat. Kızın senin umrunda bile değil. Seninle daha işimiz bitmedi. Daha biraz da merkezde konuşacağız. Selin abla? Aa, hoş geldin Zeliş. Sen eve gitmeden buraya mı geldin? Duramadım işte. Hadik nasıl? Ameliyattan çıktı ama bilinci kapalı. Bu da annesi. Ya, hadi gir kayda. Çekelim. Nasıl? Herkese beni gösterip rezil mi edeceksiniz? Evet. Ne yapacaksın? Şikayet edeceğim sizi. Etmezsen hatırım kalır ha. Hadi Zeliş, kolay gelsin. Sağ ol abla. Hadi hadi hadi. 112 sağlık ekipleri dün akşam 15 yaşındaki FP'nin evine gittiğinde sadece kanaması olan bir çocuğa müdahale etmek için orada olduklarını sanıyorlardı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. FP saatler önce evde doğum gerçekleştirmiş. Ölü doğan bebeğinin ardından kanaması bir türlü durmamıştı. Evet, kulağa ürkütücü geliyor. 15 yaşındaki bir çocuğun bedeninden sesini başka biraz açar mısın Sinem'cim? Dünyaya getirmesi. Ve bunu yaparken neredeyse hayatını kaybedecek duruma gelmesi. Emniyetin hemen el koymasıyla durum araştırıldığında aslında hikayenin bundan daha da korkunç olduğu ortaya çıkıyor. Zeliş'e bak, hızlı dönmüş. Hem de nasıl bir haberle? Çelik gibi sinir ister. Helal olsun kıza be. Kimin kızı? İlk ifadelerin ardından FP'yi aylardır istismar edip hamile bırakanın küçük kızın annesinin sevgilisi TB olduğu ortaya çıktı. Şu anda FP'nin tedavisi görmüş olduğunuz hastanede devam ederken annesi gözaltına alındı ve polis her yerde şüpheli TB'yi aramaya devam ediyor sayın seyirciler. Ah benim kuzum. Boyu devrilsin o namussuzun. Ablama bak. Resmen ayağının tozuyla habere mi koştu? Durduramadım ki. Ama helal olsun. Hem de bin kere helal olsun. Yavrum benim, güzelim. Doktorlardan aldığımız son bilgilere göre FP'nin hayati riski devam ediyor. Ama aslında bu hepimiz için geçerli değil mi? Tekin nereye yavrum? Teyze dayanamayacağım ya. Bu kadınlara yapılanlar nereye kadar devam edecek böyle? Çocuk daha ya bu. FP'nin adı bizde saklı. Tıpkı başka zaman, başka mağdurların isimlerini kısalttığımız gibi onun da sadece baş harflerini paylaşıyoruz sizlerle. Alfabede kaç harf varsa, hepsi kaç kere yan yana gelebiliyorsa, hepimiz o kadar öldük ya da ölme tehlikesiyle yaşıyoruz. O harflerin hepsi birer insandı, birer kadındı, çocuktu, hayattı. FP son değil. İlk hiç değil. Biz biliyoruz. Siz de unutmayın. Yeter şimdilik. Yetmez mi? Babacığım. Zeliş'im. Kusura bakma, hemen habere gelince arayamadım. Hoş geldin kızım. Bir tane. Hoş geldin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.